Merhaba sevgili izleyiciler, bir Her Daim Hareket programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizler için muhteşem bir bölüm hazırladım. Sadece üst kor bölgemizi çalıştırabileceğimiz hareketler yapacağız. Ancak kimimiz sabah uyandığımızda kendimizi çok halsiz hissedebiliyoruz. Uyanmak, yataktan kalkmak istemeyebiliyoruz. Onun için sizlere güne güzel başlayacağınız 5 hareket göstereceğim ve hemen başlıyoruz. Dediğim gibi kimi zaman güne güzel başlamak için bir takım hareketler yapmamız gerekiyor. Yatağımızdan halsiz kalkmak istemediğimiz günlerde, kendimizi güne hazırlamak istediğimiz günlerde yapabileceğimiz bir takım hareketler göstereceğim. Bugünkü bölümümüzde esneme hareketleri yerine bu hareketlerle sporumuza başlayabiliriz. Yere uzandık. Aynen bu şekilde. Yatıyorsunuz, yatağınızda rahatsınız. İlk olarak bacaklarınızı kendinize çekmenizi isteyeceğim. Tek tek bacaklarımızı çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar karnımıza. 5 saniye durduktan sonra diğer bacağa geçiyoruz. Parmak uçlarınız havaya gösterebilir. Bu hareketleri her bir bacağı 5'er defa yaptığınızda zaten yeterli olacaktır. Bacaklarımızı kendimize çektik. Dizlerimizden tutarak. Şimdi tamamen bacaklarınızı teker teker havaya kaldırmanızı isteyeceğim. Bir 5 saniye böyle tutabilirsiniz. Dizinizin arkasından tutmanız yeterli. Yerdeki bacağınız gergin olacak. Yine bu hareketi her bir bacağı 5'er defa yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi bir diğer hareketime geçeceğim. Bu harekette parmak uçlarımızla işimiz var. Parmak uçlarımız şimdi bize doğru çekilmiş durumda. Bu kez yukarı doğru itiyorum. Tekrar kendime çekiyorum ve itiyorum. Özellikle ödem, varis gibi sorunlarınız varsa bu hareket kan akışınızın hızlanmasını sağlayacak. Aynı zamanda güne de dinamik başlayacaksınız. En azından bacaklarınız açılmış olacak. Yine 5'er defa yapmanız yeterli. Bir sonraki hareketimize geçiyorum. Bu hareket özellikle sırt ağrıyanlar, beli ağrıyanlar varsa onların kolaylıkla yapabileceği, yaptığında faydasını görebileceği bir hareket olacak. Tüm vücudumuzu önde birleştiriyoruz, kollarımızı ve bacaklarımızı. Burada bacaklarımızla işimiz yok. Kollarımızı tam geriye doğru açıyoruz. Sırtınız, özellikle kol uçlarınız bu harekette fazlasıyla rahatlayacak. Aynı şekilde diğer tarafa da 5 defa yapmanız yeterli. Her sabah yapmamız gereken esneme hareketleri aslında bu. İlk güne uyandığımızda reklamlarda, televizyonda, her yerde aslında ilk gördüğümüz şöyle bir esneme hareketi vardır. Bunu yataktan kalkmadan da yapabilirsiniz. Yine uzanıyoruz. Sırtımızı ve belimizi rahatlatacak bir hareket olacak. Aynı zamanda dik duruşumuza yardımcı olacak. Önde birleştiriyorum ve kalkıyorum. Yukarı doğru biri bizi çekiyormuş gibi kollarımı yana doğru açarak tekrar uzanıyorum. Bayağı bir
rahatlama hissedeceksiniz siz de. Yine bu hareketi de 5 defa yapacağız. Ve bu da dik durmamıza yardımcı olacak hareket. Eğer sizlerin de benim gibi huzursuz bacak sendromu varsa, hafif hafif bacaklarınızın arkasında, ayaklarınıza yakın bölgelerde varisleriniz varsa, bu sizin için muhteşem bir hareket olacak. Dik durmanıza gerek yok. Hafif eğimli durabilirsiniz, yatağınızda oturabilirsiniz. Biraz önce kendimizi yatar pozisyondayken bacaklarımızı çekmiştik. Şimdi de oturur pozisyonda çekeceğiz. Parmak uçlarınız karşıya bakacak. Kendinize bacağınızı çektiğinizde pozisyon bu şekilde. Yine her bir bacağınıza 5 defa yapmanız yeterli olacaktır. Güne başladık. Günü nasıl devam ettireceğimiz bizim elimizde. Şimdi de egzersizlerimize devam ediyoruz. Evet, hareketlerimize devam ediyoruz. Şimdi biraz önce söylediğim gibi aslında üst kor bölgemizi çalıştıracağız. Bunun için sırt ağrılarınıza iyi gelebilecek, kan bulduğumuzu engelleyecek bir hareket göstereceğim size. Dilerseniz yandan duruşumu göstereyim. Bir elim belimde, karnım içeri çekili ve kolumu uzatıyorum. Çok basit aslında, çok efor sarf edeceğiniz bir hareket değil, ancak etkili bir hareket. Kolumu yavaşça yukarı doğru kaldırıyorum. Tekrar aşağı indiriyorum. Göğüs hizama kadar getirmem yeterli. Zaten duruşumda göreceksiniz, arkadan kolum, sırtım çalışıyor. Elimin olduğu bölge özellikle. Yine bu hareketi diğer kolumda da yapıyorum. Gün içerisinde otururken fazlasıyla kambur durduğunuzu fark edeceksiniz. Bu hareket en azından kaslarınızın gevşemesine sebep olacak. Bu hareketimizi 12 tekrar ya da 15 tekrar, çok dediğim gibi efor sarf etmeniz gereken bir hareket olmadığı için 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Bir sonraki hareketimizde devam ediyoruz. Sırt hareketlerimizle devam ediyoruz. Yine kollarımız önde, ancak topu serbest bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde omuzlarımız öne doğru gelmeyecek. Amacımız zaten kamburluğu engellemek ve sırt ağrılarımıza iyi gelmesini sağlayacak hareketleri yapmak olduğu için yanlardan açık bir şekilde omuzlarımız duruyor. Hafif topu sıkıyoruz ve yukarı doğru kaldırıyoruz. İlk harekette bile zaten sırtınız sizi haberdar edecek. Yine bu hareketi 12 hatta 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Yine topumuz elimizde. Bu illaki top olmasını gerekmiyor. Başka bir obje de alabilirsiniz. Yastığınız varsa, kırlentiniz varsa yakınınızda. Hatta bunu akşamları eve gittiğinizde oturur vaziyette, ancak sırtınızın dik olacağı şekilde hareketleri yapabilirsiniz. Bu kez kollarımız havada, karnımız içeride. Yukarıda ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız ve hafif topu sıkıyoruz. Daha sonrasında topu sırtımıza doğru indiriyoruz. Dirseklerimizin yana doğru açılmasına izin vermiyoruz. Yine bu hareketi 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Sırtım inanılmaz rahatladı. Yine sizlere basit gibi görünen, ancak tüm sırtınızı, omurganıza rahatlık verecek bir hareket göstereceğim. Yine kollarım önde. Bu kez yana doğru
dönebildiğim kadar dönüyorum. Belinize yüklenmeyin. Burada yapmam gereken uyarı şu. Yana doğru çevirdiğinizde beliniz içeri doğru girmesi yanlış. Dik duracaksınız. Amacımız zaten sırtı rahatlatmak olduğu için yine dönebildiğiniz kadar dönün. Ancak döndüğünüz pozisyonda da yine dik olacaksınız. Yine aynı şekilde diğer tarafa da dönüyorum. Önde tutuyorum. Yana doğru. Belinizde herhangi bir zorlanma varsa, özellikle böbrek kısmınızda, böbreklerinize denk gelen alanda bir zorlanma hissediyorsanız lütfen hareketi yapmayın ya da zorladığınız kısımda bırakın. Yani tam yani şuradayken zorlanıyorsanız daha önde bırakın. Sizi zorlayacak bir hareket yaptırmak istemiyoruz kesinlikle. Bunu yaparken tek uyarım bu. Şimdi yine sırtımızı ve belimizi rahatlatacak, aynı zamanda kollarımızın da devreye girdiği bir hareket göstereceğim. Daha önceki bölümlerden takip edenler bu hareketi biliyordur. Bu hareketi duvar yanında da yaptık hatta. Önce duvar önünde yaptığımız hareketi göstermek istiyorum size. Sırtımızı tamamen duvara yapıştırıyoruz. Belimizde boşluk olmayacak şekilde yapıştırdık ve kollarımızı yana açtık. Hafif duvardan uzaklaşabilirsiniz. Parmak uçlarınızı biraz daha ileriye alabilirsiniz. Kollarımızı yapıştırdık ve önde birleştiriyoruz. Dirseklerimiz aşağıda olmayacak. Kollarımız, ellerimiz göz hizamızda değil, hafif yukarıda olacak. Yine duvara yapıştırdığımızda sırtımız duvara yapışık. Eğer ki diyorsanız duvarda yapmak beni zorluyor, bunun daha basitini yapmak istiyorum. O zaman oturduğunuz yerden ya da dizlerinizin üzerinde kollarımızı yana açarak kontrollü bir şekilde, dirseklerinizin aşağı düşmesini kesinlikle istemiyorum. Dirsekleriniz 90 derece açık, kollarınızla birlikte karnınız içeri çekili ve sırtınız dik bir şekilde, kollarımızı önde birleştiriyoruz. Eğer yapabiliyorsanız dirseklerinizle birleştirin. Tam birleşik pozisyonda böyle durabilirsiniz. Arkaya açabildiğiniz kadar açık değil. Omuz hizanızda tutmanız yeterli. Arkadan da göstermek istiyorum. Özellikle köprücük kemiğinin olduğu kısım açılıp kapanacak. Bu hareketi de yine 15 tekrar ve 3 set halinde yapmanız mümkün. Şimdi yerdeyim. Bacaklarım açık. Kollarım yanlarda ve kollarımı öne doğru getirip arkaya doğru, yanıma doğru aldığımda gövdemi yukarı kaldırıyorum. Yine bu harekette belinize dikkat edin. Bu pozisyondayken belinizde zorlanma varsa bu kadar kalkmanıza gerek olmayabilir. Sadece kafanızı yerden kaldırmanız bile sırtınızın çalışmasında etkili olacak. Yine bu hareketi 15 tekrar ve 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Yine yerdeyim. Yüzümü yere kapatıyorum. Kollarım önde. Çapraz bir şekilde kol ve bacaklarımı kaldıracağım. Çok kaldırmanıza gerek yok ilk etapta. Ve son kez.
kontrollü bir şekilde. Kaldırıyorum gövdemi. Eğer ihtiyacınız varsa esneme yapabilirsiniz bu aşamada. 5 saniye durmanız belinizi de rahatlatacaktır. Yüzüm önde. Boynunuzu rahat bırakmanızı istiyorum burada. Kollarımız yanlara doğru uzanmış bir şekilde ve üst gövdemi kollarımla birlikte kaldıracağım. Boynunuzu sıkmayın. Bu harekette yine diğer hareketlerde olduğu gibi belinize dikkat edin. Belinizi zorlayıcı bir harekette bulunmayın. Ne kadar kalkacağınızı kendinizin ölçmesini istiyorum bu aşamada. Kollarım zaten köprücük kemiklerimle birlikte o kamburluğu engelleyecek pozisyona gelecek. Bu zaten sizi rahatlatacak. Eğer zorlanıyorsanız ya hareketi yanlış yapıyorsunuzdur ya da fazlasını vücudunuzun istediğinden fazlasını yaptığınız için vücudunuz size tepki gösteriyordur. O nedenle zorlamanızı ve kendinize hasar vermenizi istemiyorum. Son hareketimize geçiyoruz. Son hareketimizde bir önceki hareketimizde olduğu gibi kollarımız yanlarımızda. Biraz önceki harekette başımız öndeydi. Bu kez vücudumuzu hafif kaldırıyoruz. Sadece göğüslerimiz yere temas ediyor. Başımız ve boynumuz, omuzlarımız yerde değil. Kollarımızı hafifçe yukarı kaldıracağız burada. Yukarıdan biri sizi çekiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Arka kollarınız da aynı şekilde direnci hissedecek. Ve son kez. Tüm hareketlerde tekrar ediyorum. 15 tekrar ve 3 set halinde yapmanız yeterli. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.